Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 30 Mart Cumartesi seçim arifesindeyiz. Kanal 3 Haber Merkez tarafından hazırlanan hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce bültenimizden bazı başlıklar. Sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise Manisa'da oy kullanacak. Birazdan ana haberde. Sıradan bir kişi. Türkiye yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Seçmenler mahalli idareler genel seçimleri için oylarını 5 adımda kullanabilecek. Birazdan ana haberde. Ramazan bayramı boyunca hızlı trenlere ek seferlerin konulacağını açıklayan Uraloğlu, ayrıca emeklilere tren seyahatlerinde indirim uygulanacağını belirtti. Birazdan ana haberde. Günün çıkan manşetleri böyleydi. İlk haberimizle ana haber bültenimiz başlıyor. Türkiye yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Seçmenler mahalli idareler genel seçimleri için oylarını 5 adımda kullanabilecek. Seçmenler sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Oy kullanma işlemini ise 5 adımda gerçekleştirecek. Seçmenler nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden, e-devlet kapısından, seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden kontrol edebilecek. Oy verme günü seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Sıradan bir kişi. Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek. Seçmenler birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan tercih veya evet mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Seçmen zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak. Yerel yöneticilerini belirlemek üzere yarın sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise Manisa'da oy kullanacak. Yarın ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleriyle mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy verecek. Özel'in daha sonra Ankara'ya gelerek seçimi partisinin genel merkezinde takip etmesi bekleniyor. Buradayız. Sayın Vekilim, bu taraftayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oyunu Ümitköy İmam Hatip Lisesi'nde, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'sa Kocatepe İlkokulu'nda kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurumsa Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek. Yerel seçimlere katılan siyasi partilerin ve bağımsız adayların propaganda süresi bugün saat 18'de sona erdi. 1 Ocak'ta başlayan seçim süreci 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinin ardından sona erecek. 21 Mart'ta başlayan seçim propagandası ve yasaklarında sona gelindi. Propaganda süreci boyunca seçime katılan siyasi partilerin ve bağımsız adayların internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabildiği serbestlik bugün saat 18'de sona erecek. Aynı gün başlayan seçim yasakları da devam ediyor. Seçim günü oy verme işlemi sırasında içki satışı ve tüketimi, eğlence yerlerinin faaliyet göstermesi ve silah taşıma yasak olacak. Lokantalardaysa sadece yemek servisi yapılabilecek. Çok sayıda kısıtlamanın yer aldığı seçim yasağı süreci ise 31 Mart gecesi sona erecek. Ramazan bayramı boyunca hızlı trenlere ek seferler konulacak. Ayrıca tren seyahatlerinde emeklilere de indirim uygulanacak. Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilere %10 indirim sağlanacağını açıkladı. Uraloğlu, bayram tatili ve ara tatil sürecinde artan yolcu talebini karşılamak adına düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 5 Nisan'dan başlayarak Ramazan bayramı tatili süresince ek yüksek hızlı tren seferleri düzenlenecek. Bölgesel trenlerde vagon ilavesi yapılarak kapasite artışı sağlanacak. Aralarında İzmir Mavi, Ankara Ekspresi, Edirne Halkalı seferlerinin de bulunduğu bazı bölgesel trenlere yataklı vagon ilave edilecek. Uzmanlar seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülere yaz lastiği uyarısı yapıyor. Bu uyarıları yapanlardan biri de Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz lastiklerine geçilmesi gerektiğini dile getiren Erkoç, güvenli sürüş için gerekli dedi. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor. Havaların ısınmaya başlandığı bu günlerde geleneksel lastik olarak bilinen yaz lastiğine geçilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, güvenli sürüş ve yakıt tasarrufuyla performans ve lastik ömrü açısından mevsimine uygun lastik kullanılmasını önerdi. Uzmanlar, mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır uyarısında bulunarak seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara lastiklerini yenilemelerinin önemine vurgu yaptı. Havaların giderek ısınmaya başlanmasıyla kış lastiğinin kullanılması durumunda lastiklerin hızla aşınacağına işaret eden uzmanlar, vatandaşların lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri önerisinde bulundu. Kazaların büyük bir çoğunluğunda lastik kaynaklı hataların olduğunu vurgulayan uzmanlar, periyodik olarak lastik ve genel bakımların yapılmasını istedi.
Elazığ 4.7 büyüklüğünde depremde sarsıldı. Gece yarısı 3.25'te meydana gelen deprem kentte endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Elazığ olarak duyuruldu. 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu aktarıldı. Olumsuz bir durum bulunmadığı bildirilen açıklamada saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadeleri paylaşıldı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir bilgisi yer aldı. Bu arada sarsıntıdan korkan bazı vatandaşlar deprem sonrası evlerinden dışarı çıkarak sokakta bekledi. Amanos Kartalları teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Amanos Dağları'ndaki hakim İki Tepe'ye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri Ramazan'da da elleri tetikte vatan nöbetini sürdürüyor. Amanos Dağları Akdeniz ile İç Anadolu bölgesinde önemli bir noktada bulunuyor. 2000 metre zirve uzunluğu bulunan bu dağlarda PKK'nın bazı unsurları olduğu tespit edildi. 2016 yılında Amanos Dağları'ndan Osmaniye merkeze havan topuyla saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırının ardından Amanos Dağları'na Bayraktepe ve Sancaktepe üst bölgelerinde özel harekat polisleri konuşlandırıldı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne bağlı güvenlik güçleri tüm hava şartlarına rağmen nöbet tutuyor. Teröristlere göz açtırmayan özel harekatçılar, kulelerin yanı sıra zırhlı araçlarda bulunan kameralar ve dürbünlerle bölgeyi gözetim altında tutuyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, özel harekat polislerinin Osmaniye'yi Amanosları bir kartal gibi koruduğunu söyledi. Kahraman, korkusuz özel harekat polislerimiz Amanosları bir kartal gibi Osmaniye'mizi korumaktadırlar. 7-24 saat hiç aralıksız, korkusuz, fedakarca bu hizmeti görmektedirler. Kendilerine minnettarız. Özel harekat komiseri Sezai Köz de bölgedeki görevlerini yerli ve milli silahlarla yerine getirdiklerini dile getirdi. Burada 24 saat esasına göre terör örgütü elemanların geçişini engellemek, etkisiz hale getirmek için pusu görevimizi icra etmekteyiz. Pusu görevimizi yerli silahlarımız ve optik cihazlarımızla olmak üzere teknolojik cihazlardan faydalanarak icra etmekteyiz. Ramazan bayramının bu yıl yaz aylarına denk gelmemesi tatilcilerin tercihlerini de etkiledi. Bu yıl bayramda tatil yapacak vatandaşlar yazlık bölgeler yerine gastronomi seyahati tercih edecek. Bayram tatilinde vatandaşların seyahat tercihi değişti. Bir seyahat sitesinin yayınladığı Ramazan bayramı tatili istatistiklerine göre seyahatlerde gastronomi kentleri öne çıktı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından uçak bileti aramaları önceki haftaya göre %67 arttı. Araç kiralama işlemleri %76, otel rezervasyonları ise %70 artış gösterdi. Tatil tercihlerinde en çok memleket ziyareti ve gastronomi gezisi öne çıktı. En çok aranan şehir Adana olurken onu Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Trabzon takip etti. En fazla otel rezervasyonu yapılan şehir İstanbul'un ardından Antalya, Adana ve İzmir oldu. Yurt dışı uçak bileti aramalarındaysa başı Sırbistan'ın başkenti Belgrad çekti. Yurt dışı tatili için özellikle vizesiz rotaların ilgi gördüğü belirlendi. Müzik
68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 68 ilde operasyon yapıldığını bildirdi. Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik mercek 15 operasyonları 4 gün devam etti. Baskın ve aramalarda 559 ruhsatsız tabanca, 58 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 750 silah ele geçirildi. Silahlarla ilgili olarak 878 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya göreve geldiği günden bu yana yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Yerlikaya 57.134 ruhsatsız tabanca, 15.076 av tüfeği, 5.368 kuru sıkı tabanca ve 1.657 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 79.235 silah ele geçirildiğini, 89.915 şüpheliye işlem yapıldığını aktardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan kişilere yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Siber Göz 30 operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde Siber Göz 30 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartlarıyla ruhsatsız tabancalara el konulduğunu kaydetti. Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını, bu kişilere göz açtırmayacaklarını vurguladı. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın dirilişinin anıldığı Paskalya öncesinde Kutsal Cuma birçok ülke ve kentte etkinliklerle kutlandı. Şimdi Kutsal Cuma etkinliklerinden görüntüler geliyor. Kutsal Cuma'nın kutlandığı konumlardan biri Meksika sınırındaki Suit Juarez kasabası oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne girmek için bekleyen yüzlerce göçmen, Paskalya Bayramı öncesinde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişinin anıldığı gün olan Kutsal Cuma kapsamında anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini canlandırdı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da ve Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Hristiyanlarsa Kutsal Cuma kapsamında İsa Mesih'in Çilesi isimli tiyatro oyununu sahneledi. Irak'ın Musul kentindeki St. George Keldani Kilisesi'nde de Kutsal Cuma nedeniyle ayin düzenlendi. Ayine katılan Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın temsili cenazesini kiliseden alarak beldede dualar eşliğinde gezdirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da ise Hristiyanlar Paskalya Bayramı öncesinde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişinin anıldığı gün olan Kutsal Cuma kapsamında anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve öncesinde yaşadıkları canlandırıldı. Kudüs'te ise dünyanın dört bir yanından kente gelen Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inandıkları Kutsal Cuma dolayısıyla çile yolunda haç taşıyarak Kıyamet Kilisesi'ne yürüdü. Burada yapılan ayine katıldı. İtalya'nın Roma şehrinde ise Kolezyum'un önünde yapılan ve genellikle Papa'nın başkanlık ettiği haç yolu ayini bu yılda papasız gerçekleştirildi. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son anlarının anıldığı ayine, başkanlık edeceği açıklanan papanın son dakika katılmaktan vazgeçildiği bildirildi. Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını düzenlendi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen baskında başkanın evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında baskın düzenlendi. Yayınlanan görüntülerde polisin Boluarte'nin evinin kapısını koçbaşıyla kırarak açtığı görüldü. Peru hükümeti yapılan bu baskını tahammül edilemez bir rezalet olarak nitelendirdi. Boluarte hakkında yürütülen lüks saat soruşturması, Peru medyasında farklı lüks saatler taktığı yönünde haberlerin yayılmasının ardından başlatılmıştı. Çok sayıda lüks saati nasıl alabildiği merak edilen Boluarte, saatleri 18 yaşından beri çalışarak kazandığı parayla aldığını belirtmişti. Hollanda'nın doğusundaki Ede'de rehine krizi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde Ede'de bulunan bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede kentinde bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı. Olay yerine sevk edilen polis bölgede bulunan 150 evi tahliye etti. Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı. Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı. Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkan araç sürücüsü park halindeki motosiklete çarparak durdu. Kazada herkesi şaşırtan olay ise sürücünün yaşadığı geçici hafıza kaybıydı. Polise kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim gibi sorular çevredekileri şaşkına çevirdi. Unuttum ya, ben nerede oturduğumu unuttum ya, ben burası nereye ya? Antalya'da kullandığı ticari araç ile kaldırıma çıkan sürücü park halindeki motosiklete çarparak durdu. Araç sürücüsünün kaza anı dahil hiçbir şeyi hatırlamaması, kim kaza yaptı, ben neredeyim sözleri polisi de şaşırttı. Unuttum ya, ben nerede oturduğumu unuttum ya, ben burası nereye ya? Kaza Manavgat Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Engin Önde, kullandığı hafif ticari aracıyla Çetin Emeç Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıktı. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada sürücü Engin Önde'nin sözleri olay yerine gelen polisi de şaşırttı. Neredesiniz şu anda, biliyor musunuz? Burası nereye ya? Buran Manavgat mı? Nereye burası? Evet, Manavgat. Sürücünün kısa süreliğine de olsa hafıza kaybı yaşadığı belirlendi. Ya unuttum ya, ben nerede oturduğumu unuttum ya. Ya arkadaş, ben eşim kim, ailem kim, onları unuttum ben şu anda ya. Ama benim aklım gitti ya, ben niye bileyim ya? Burası nereye ya? Eşimi aramaya çalışıyorum. O kim ya? Onu bulamıyorum şu anda. Polis, alkol kontrolünden geçirilen sürücünün yakınlarına bilgi verdi. Bazı psikolojik durumlar var. Eşimin yakınlarından sıkıntı. Ablasını hatırlayan Engin Önde, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı. Abla, ya ben şu anda tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Güner beni arasın az ya. Beni cebime.
Neresi burası ya? Ben bilmiyorum ki ya. Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü banka oturtuldu. İlaç kullanıyor musunuz? Ne oldu abi? Alın bir tane. Niyetli misiniz? 300 metre. Yok değilim ya. Ramazan ayı geçmiş. Geçici hafıza kaybı yaşayan Engin Önde daha sonra ailesine teslim edildi. Ya unuttum ya, ben nerede oturduğumu unuttum ya. Şimdi sırada yurt genelinde meydana gelen kazalardan derlediğimiz haber turumuz var. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir tırın otomobil üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, ikisi polis, 3 kişi yaralandı. İstanbul Samsun Karayolu'nda arızalanan bir otomobilin sürücüsü aracını yol kenarına park etti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü. Bu sırada aynı yönde seyreden tır otomobilin üzerine devrildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Siirt'te Yaylacı köyüne giden okul servisi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle araçtaki 6 öğrenci yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan bir öğrenci yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İstanbul'da pratisyen diş hekimi yol ayrımını kaçırdı. Bariyerlere sert bir şekilde çarptıktan sonra bir başka araçla çarpışarak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uçuracaksın, Allah korusun. Allah korusun. Ay. Bursa'da kontrolden çıkan azot yüklü tanker viraja geldiği esnada şarampole devrildi. Devrilmenin ardından patlama meydana gelirken kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Antalya'da lise öğrencisi iki kız sokak ortasında kavgaya tutuştu. Arkadaşlarının ayırmak yerine yorumlarla izlediği o anlar büyük tepki topladı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Antalya'da liseli kızların sokak ortasındaki kavgaları boks ringini aratmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Kavgayı izleyen arkadaşlarının yorumları da pes dedirtti. Konyaaltı ilçesi Uncalı mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde liseli iki kız bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. İki kızın kavgasını diğer arkadaşları da etrafında toplanıp izledi. Kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son bulurken sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Kavgayı izleyenlerin aşırı iyiydi, mükemmeldi gibi yorumları ise pes dedirtti. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı. Uşak'ta 30 öğretmen ellerinde davul, dillerinde maniler vatandaşları sahura kaldırdı. Hatta ilin valisinde komutunun önüne giderek uyandırdı, maniler söyledi. Bu davulcular başka davulcu. Görüntüler Uşak'tan. Uşak'ta ritim eğitimi alan 30 öğretmen Ramazan davulcusu oldu. Vatandaşları sahura uyandırdı. Ortaya ilginç görüntüler ve maniler çıktı. Bak bir garip kuş geldi. Soframıza aş geldi. Gözümüz aydın olsun. Mübarek ay hoş geldin. 2022 yılında kurulan Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ritimde öğretmenler müzik ve dans topluluğu bünyesindeki 30 öğretmen mani söyleyip davul, darbuka ve bendir çalarak sahura uyandırdı. Topluluk İsmet Paşa Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar yürüyerek vatandaşları sahura kaldırdı, herkesi camlara dikti.
Sıra dışı Ramazan davulcuları Namık Kemal Caddesi'ndeki valilik konutu önünden geçişi sırasında Uşak valisi Turan Ergün'ü de uyandırdı. Konutundan gelerek öğretmenlerle sohbet eden Vali Ergün için hemen bir mani uyduruldu. Selam olsun can dostuma, sağ olasın sayın vali, misafir ettin yurduna. Yürüyüşe eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, yürüyüşün tamamlanmasının ardından emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Burada emeği olan, katkısı olan, bu saatte bizimle olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi yurtta ve dünyada yaşanan ilginç ve komik haberlerden derlediğimiz haber turunu ekranlarınıza getiriyoruz. İngiltere'de bir kadın mağazanın önünde beklerken akıl almaz bir olay yaşadı. Talihsiz kadının paltosu açılan kepenklere takıldı. Yaşlı kadın kepenklerle birlikte havaya kalktı. Baş aşağı asılı kaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Eskişehir'de bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören halk itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye görevlisi tarafından alkışlar eşliğinde kurtarılan kedi bir anda görevlinin elinden kurtularak aşağı atladı. Çevredekilerin yüreklerini ağzına getiren kedi saniyeler içinde gözden kayboldu. Kediyle tavşanın dostluk videosu sosyal medyada viral oldu. Binlerce beğeni topladı. Birbirlerine benzerlikleriyle şaşırtan kedi ve tavşanı görenler ayırt etmekte zorlandı. İstanbul Beşiktaş'ta bir grup genç trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için bale gösterisi yaptı. İstanbul trafiğindeki sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, sürücüler için kırmızı ışık yandığında trafikten sıkılanlar için geldik yazılı pankart açtı. İstanbul'un yıldızları olarak bir mutluluk hareketi başlattık. Karadenizli bir vatandaş binek aracını 4x4'e çevirdi. Aracın performansı izleyenleri şaşırttı. Bir daha dizden gel, şaşmak yok. Bir adam marketten meyve suyu çalabilmek için kedi onu kovalıyormuş gibi davrandı. Meyve suyunu çaldıktan sonra koşmaya başlayan adamın marketten kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimleri nedeniyle spor karşılaşmalarına hafta sonu ara verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri nedeniyle liglerde bu hafta maç oynanmayacaktır. Trendyol Süper Lig 31. hafta müsabakaları 2, 3 ve 4 Nisan'da. Trendyol 1. Lig 28. hafta müsabakaları 2, 3 ve 4 Nisan'da. TFF 2. Lig 33. hafta müsabakaları 3 Nisan'da. TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları 3 Nisan'da oynanacaktır ifadelerine yer verildi. Çizgiye doğru ortaladı kafa vuruşu.
Sadece futbol değil, diğer branşlarda da hafta sonu hiçbir karşılaşma oynanmayacak. Profesyonel futbol karşılaşmalarıyla bölgesel amatör lig maçlarına hafta arasında devam edilecek. Futbol takımları çarşamba mesaisinden sonra 7 Nisan pazar günü de maç yaparak geçirecekler. Bu arada Afyonkarahisar'ın TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki temsilcisi Afyonspor, 3 Nisan çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Mor beyazlı takım 7 Nisan pazar günü ise deplasmanda Beyoğlu Yeniçarşıspor'un konuğu olacak. Mısır'da düzenlenen Para Alter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı elde eden milli sporcu Sibel Çam, "Alter sayesinde engelliyken bir anda engelsiz gibi hissettim. Özgürlüğüme kavuştum, saygınlık kazandım, hayal bile edemediğim birçok şeyi elde ettim," dedi. Konya'da yaşayan Meran Belediyespor'un 33 yaşındaki milli sporcusu Sibel Çam, bebekken yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle 13 yaşında bacaklarını kaybetti. Hayata küsmeyen Sibel, 22 yaşında tanıştığı Para Alter Sporu'nda birçok uluslararası müsabakada derece elde etti. Evinin salonunu antrenman alanı olarak hazırlayıp babasının yardımıyla müsabakalara hazırlanan milli sporcu, Mısır'da düzenlenen Para Alter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı elde etti. Kendisi gibi engelli bireylere tavsiyelerde bulunan Çam, engelli oldukları için hayata küsmek yerine hayata dört elle sarılmalarını istedi. Lay 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 lay. 10 yıldır uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Sibel Çam, hedefinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi. İlk 2016 Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı elde ettim. Sonrasında başladı aslında halter hayatım. İlk altın madalyamı 2018 yılında Fransa'da Avrupa Şampiyonası'nda elde ettim. Sonrasında 2019'da dünya ikinciliği elde ettim. Sonrasında 2021-2020 Tokyo Olimpiyatlarına katıldım. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Ve şu anda ise 2022'de son Avrupa Şampiyonluğumu da aldıktan sonra, belli elemeleri de geçtikten sonra, önümüzdeki 5 ay sonrasında yapılacak Paris 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Engelli bireyler için de tavsiyelerde bulunan Sibel Çam konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Biz engellilerin, yani engelliyiz diye hemen dışlanıyoruz. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Yani bu elimizde olmayan bir durum. Engellilik bizim seçimimiz değil. Engelliyiz diye hayattan kopmamamız lazım. Hayata daha sıkı tutunmamız lazım. Ben bir engelime rağmen daha evimden çıkamıyorken, kapımın önüne çıkamıyorken şu an dünyayı gezebiliyor hale geldiysem hepsi başarabilir bunu. Yeter ki istesin. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar bu yılda iftar geleneğini bozmadı. Pandemi nedeniyle Sındırga Belediyesi tarafından evlere dağıtılan iftar yemeklerinin bir gününü üstlenen taraftarlar bu yıl Cumhuriyet Meydanı'nda toplu iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen yemeğe yalnızca Galatasaray taraftarları değil, tüm taraftarlar kendi takımlarının formalarıyla birlikte katılarak dostluk sergiledi. Fenerbahçe formasıyla dostluk örneğine ortak olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "İşte güzellik bu. Herkes formasını giyip buraya iftara katıldı. Bizler de buradayız. Ebedi dostluk, ezeli rekabet her zaman bu ülkede kazanan olacaktır," şeklinde konuştu. İşte güzellik bu. Herkes formasını giyip buraya iftara katıldı ve bizler de buradayız. Ebedi dostluk, ezeli rekabet her zaman bu ülkede kazanan olacaktır. Kendi takımlarının formalarıyla iftar yemeğine katılan taraftarlar ise bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirterek şunları söylediler. Bugün Sındırgılı Galatasaraylı olarak iftar yemeği düzenledik. İftar yemeğimize sadece Galatasaraylılar değil, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, bütün taraftarlar burada. Birlik ve beraberlik içinde
Çok güzel bir organizasyon oldu. Galatasaraylıların yaptığı bir iftar programına bir Fenerbahçe olarak katılmaktan şeref ve mutluluk duyarım. Allah kabul etsin. Futbol sahada, dostluk her yerde. Bol katılımlı bir iftar programı oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin Ramazan ayını kutluyoruz. Şimdiden herkesin Ramazan bayramı da kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Erzurum'da 8 yıl önce başladığı kickboksta Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren milli sporcu Furkan Akgün, bu yıl katılacağı Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor. Kocaeli'de 2002'de katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan 11. sınıf öğrencisi Furkan Akgün, geçen yılda Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kickboks turnuvasında iki kategoride şampiyonluğa ulaştı. Dünya ve Avrupa şampiyonu antrenörü Cebrail Gençoğlu ile Emre Şahin yönetiminde çalışan 17 yaşındaki Furkan Akgün, elde ettiği bu başarıların ardından milli takıma seçildi. Milli sporcu geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda birinci, Dünya Kupası'nda da üçüncü oldu. Furkan Akgün, İstanbul'da 16-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmayı amaçlıyor. Furkan Akgün yaptığı açıklamada hedeflerine ulaşabilmek için her gün yaklaşık 4 saat antrenman yaptığını söyledi. İlde hazırlıklarımız çok sık şekilde başladı. Ramazan olmasına rağmen hem iftardan önce hem iftardan sonra antrenmanlar yapıyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz.